Alperen Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizlere sormalı. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız Alper Bey? Çok teşekkür ederim. Merhabalar bu arada. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve sizleri tanımakla başlamak istiyoruz. Alper Bey kimdir? Sektördeki deneyimi nedir? Sizlerden dinleyelim hikayenizi. 8 yıldır başka bir firmada çalışıyordum. Tokat'ta Şah Reklam isimli bir firmada çalışıyordum. Sonra nasip oldu. Bir süre sonra kendi dükkanımızı açmaya karar verdik. Hayalimiz olan dükkanı açtık. Şu anda bu sektörde ilerlemeye çalışıyoruz. Uzun yıllardır sektörle alakalı deneyiminiz var o zaman. Hani deneyimim var. Burası 1,5 yıl oldu dedi kurulalı değil mi? 1,5 yıl oldu. Evet. Yani 2018'de mi kurulmuş oluyor? 2018'de. Evet, 2018'de faaliyete geçtik. Diğer ortağımız Alperen Bey. Sizleri de tanımak istiyoruz Alperen Bey. Ben biraz da alaydan ziyade mektepliyim. Aslen öğretmenim. Grafik tasarım fotoğraf öğretmeniyim. Bu işi 2008 yılında üniversiteye giderek başladım grafik tasarım bölümüne. Daha sonra özel sektör, öğretmenlik ve Alper'le beraber bu dükkanı kurduk. 1,5 yıldır da burada devam ediyoruz. Evet, neler yapıyoruz peki? Faaliyetlerimiz neler? Biz genelde açık hava reklamcılık üzerine uğraşıyoruz. Levhalar, tabelalar, billboard çalışmalarımız var. Bunların tabii ki çeşitli kolları, işte kutu harfler, germe tabelalar, folyo uygulamalar, aynı zamanda bir de baskı merkeziyiz. İç mekan, dış mekan olmak üzere 2 tane makinamız var. Bunlar üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz tabii ki müşterinin isteği doğrultusunda. Evet. Tokat'ta da en iyi teknolojiye sahip olan bir firma yine Vizör. Vizör Reklam, evet. Biz açıldığımız günden beri hani teknolojiyle, inovasyonla alakalı daha doğrusu onu söyleyeyim. Birçok çalışmalar yaptık. Zaten müşterilerin bizi tercih etmesi noktasında bu çok önemliydi. Biz de bu eksikliği tamamlamış olduk. Reklam her alanda, her yerde ihtiyaç var. Güzel referanslarımız da var. Biraz bahsedelim neler yaptık. Tabii kurumsal olarak belediyeleri, Tokat ve çevresindeki belediyeleri genelde çalışıyoruz. Burada genelde genel merkezden gelmesine rağmen reklam uygulamalarını, medikal parkları biz yapıyoruz, medikal park hastanelerini. Onun haricinde klinikler, doktorlarla çalışıyoruz. Uğur Recep Çelik plastik cerrahi doktorumuz var. Onunla çalışıyoruz. Organizasyon şirketleriyle çalışıyoruz. Bunlar bizim için elle tutulur büyük referanslardan bir tanesi diyebilirim. Baskı olabilir, tabela olabilir değil mi? Kesinlikle, aynen. Değişiyor. Neye ihtiyaç varsa ona uygun olarak çalışmamızı yürütüyoruz. Evet. Gün geçtikçe bu sektör de gelişiyor. Yeniliklere ayak uyduruyor muyuz? Ne derecedeyiz? Kesinlikle. Yeni zaten geri kaldığınız zaman sektörde bitme noktasına gelirsiniz. Biz her gün kendimizi yenileyerek devam ediyoruz. Tek sıkıntımız tabii ki bütün sektörlerde olduğu gibi ekip sıkıntısı çekiyoruz. Evet. Yani onun haricinde kullandığımız teknoloji cihazlar veyahut da daha yenileri, onlar bizim için vazgeçilmez zaten. Sürekli kendimizi yayınlamaya devam ediyoruz o konuda. Sadece Tokat bölgesi mi bu arada hizmet alanımız? Yok yani Tokat dışında da çalışıyoruz zaten. İlçelerin zaten işlerini biz yapıyoruz. Mesela bazen Sivas'tan iş çıkıyor, Amasya'dan iş çıkıyor. Onlara da gidiyoruz. Şu anda mesela yakın zamanda İzmir'den bir fiyat teklifi geldi. Hani iş olduğu zaman yani bizim reklamlarımızı gördüğü zaman, yaptığımız işleri gördükleri zaman biz de tercihlerine karşılık buluyoruz. O zaman her yere gidebiliyoruz. Yeter ki bir talep gelsin diyorsunuz. Tabii ki. Aynen öyle. Peki bu yapmış olduğumuz görselleri internette görebilir mi izleyicilerimiz? Var mı sayfamız paylaştığınız? Tabii ki. Instagram'da Tokat Vizör 60 diye bir sayfamız var. Facebook'da Tokat Vizör 60 diye bir sayfamız var. Oradan bize ulaşabilirler. Yakın zamanda zaten web sitemizi hizmete sunacağız. Oradan zaten bütün çalışanlar, herkes yani Tokat'ı halka olsun, diğer kişiler olsun. Herkes biz oradan yaptığımız reklam çalışmalarına ulaşabilirler. Evet, yaptığımız işlere ve referansları görebilirler. Aynen. Peki biraz hizmet kalitenizden de bahsedelim mi? Dedik ya bu sektörde yalnız değilsiniz, birçok firma var. Nelere dikkat ediyorsunuz onlardan önde olabilmek için? Şöyle bir şey, aslında günümüzün artık sanayi toplumda herkes en iyisini çıkartabiliyor. En iyisini çıkarttığına göre o zaman geriye tek bir şey kalıyor, yaptığınız işin takibi. Biz de buna çok önem veriyoruz. Bir işi yapıyoruz, daha sonrasını bırakmıyoruz. Bize tekrar problemler çıkabiliyor veyahut da farklı bir ihtiyaç doğabiliyor ister istemez.
Biz bunun sürekli takibini yapıyoruz. Her müşterimizi genelde ayda bir kez aramaya, bir problemi, bir ihtiyacı var mı bizimle alakalı onu sorarız. Bu da bizi tercih eden konuma getiriyor. Hı hı. Bizdeki asıl olay bu. Yani teknik servis dediğimiz kısım var ya, işte evet. Bizdeki olay bu. Gelen her talebi karşılıyoruz değil mi? Farklı projelerde olabilir. Onlara dışarıdan teminini yapıp yine burada montajını. Kesinlikle. Yani mesela yani. Bazen çok zor projeler oluyor. Mesela her müşteri imkansız da isteyebiliyor. Ama yani gücümüzün yettiği kadar, yani bize yardımcı olabildiğimiz kadar. Mesela bazı işlerde illaki tam kendi içimiz atölyemize çıkmıyor. Dışarıdan destek almamız lazım diyor. Desteklerimizi de alıyoruz. Allah razı olsun, zaten herkes de yardımcı oluyor. Bunda bir sıkıntımız olmuyor. Onun için yani büyük projelere de açığız, yani onda hiç sıkıntı olmadı. Bir iki de büyük projemiz oldu, altından kalkabildik. Yani yine de kalkarız yani, sıkıntı evet. Olmaz. Dediğimiz gibi güzel referanslarımız var, iyi işler yapmışız belli ki, her yere de gidebiliyoruz. İlerleyen günlerde farklı şeyler düşünüyor musunuz peki bu sektörde? Biliyorsunuz devamlı güncelleniyor. Dediğimiz gibi gelişime açığız. Amacımız çok kaliteli bir hizmet verebilmek, sunabilmek. En büyük hayalimiz de Karadeniz bölgesinde tek olabilmek şu an için. Hani hedefimiz de o var. Bu yüzden de daha çok kurumsallaşmaya doğru gidiyoruz, ilerliyoruz. Yani zaman içerisinde bunu yapacağız. Evet. 1,5 yılda zaten güzel yerlere geldik. İyi aynen. İşler çıkardık. Peki reklam sektörüyle alakalı buradan izleyicilerimize, tüketicilere neler söyleyeceksiniz? Nelere dikkat etmeliler böyle bir seçimde? Yani bu bölgeler olur ya da farklı bölgeler olur. Bizleri tercih edebilirler. Kesinlikle şunu söyleyebilirim, yapılacak iş sizin sonuç olarak vitrininiz. Biz dediğim gibi açık hava reklamcılığıyla uğraşıyoruz. Tabela, bu dükkanınızın veyahut da firmanızın bir vitrini. Bunu ne kadar kaliteli ve ne kadar hoş yaparsanız o kadar çok verim alırsınız. İnsan ilk önce gösterişe geliyor, ondan sonra vitrine geliyor değil mi? Aynen. Ondan sonra içeriği görüyor. Siz bir dükkanın içerisini dört dörtlük yapabilirsiniz, güzel yapabilirsiniz ama oraya saracağınız bir tabela bu işi ya kötü ya daha güzel yapabilir. Önemli kesinlikle olan bu. Tacı diyebiliriz. Ya bir de çok küçük bir şey söylemek istiyorum müşterilerimize. Lütfen. Buradan. Yani ucuz fiyata gerçekten kaliteli iş olmuyor. Yani bunu önemlemek istiyorum. Mesela bizim çok çektiğimiz sıkıntılardan bir tanesi, müşterilerimiz bizden gerçekten kaliteli iş istiyorlar ama ucuz fiyat istiyorlar. Biz zaten işçilikten para kazanabilirsiniz. Hani elimizden geldiğince zaten fiyatlarımızı da zaten biz yani bu sene büyük şekilde bir indirim yaptık. Dedik ki yani sürümden kazandım. Ama dedik bu sürümden kazanma mantığıyla da işlerimizi kötü yapmamak zorunda değil. Hızlı bir şekilde daha çok iş yapmayı tercih ettik. Allah'a şükür yani bunu da başardığımıza inanıyorum zaten. Ama müşterimizden tek isteğim yani işlerini yaparken dükkanlarından yani vitrinini gösterişe sunarken lütfen birazcık buna dikkat etmelerini isterim. Evet. Maliyetle kalite zaten aynı anda ilerliyor aynı anda bana ilerliyor. Göre. Evet. Ucuz hiçbir şey olmuyor. Tabii. Peki teşekkür ediyoruz sizlere. Biz değerli bilgilerdi bizler için. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Sağ olun.